Diş Hekiminiz Diyor Ki kanalının değerli izleyicileri, hepinize merhaba. Bugünkü videoda sizlere diş telleri ile düzelen dişler bozulur mu sorusunun yanıtını vermeye çalışacağım. Ee, diş teli tedavisinin iki ana e, aşaması vardır. Bunlardan ilki aktif tedavi sürecidir. İkincisi de pasif tedavi sürecidir. Aktif tedavi süreci dişlerinizin düzeltildiği esas aşamadır. Yani tellerinizin olduğu, braketlerinizin olduğu ya da şeffaf plakla tedavi görüyorsanız şeffaf plaklarınızı kullandığınız dönem tedavi döneminizdir ve aktif dönem olarak adlandırılır. Bir de bir gün tedavi biter, teller çıkarılır, plaklar çıkarılır ve tedavinizin ikinci aşaması başlar. İşte bu sürece de Pasif tedavi süreci denir. Yani telleriniz çıktığında tedaviniz bitmiş demek değildir. E, pasif tedavi döneminiz başlar. İşte bu dönem pekiştirme tedavisi, retansiyon tedavisi gibi e, isimlerle isimlendirilir. Bu süreçte düzelen dişlerinizin bozulmaması için bir takım pekiştirme önlemleri alınır. Günümüzde alınan iki tane önlem vardır. Bunlardan bir tanesi retainer teli yani sabitleyici teldir. Dişlerinizin, düzelen dişlerinizin arka yüzeylerine yapıştırılır. Köpek dişlerinizin arasında toplam 6 dişe yapıştırılır ve dişler bu şekilde tutulur. Bunun üzerine bir de pasif bir şeffaf plak takılır ve dişlerinizin tamamını her yönden kavrayacak şekilde dişleriniz tutulur. Bu şekilde düzelen dişlerinizin tekrar bozulması eski haline gelmesi engellenmeye çalışılır. Ama tabii ki dişler düzeldikten sonra kesinlikle bozulmaz diye bir şey yoktur. Bu pekiştirme tedaviniz sürecinde pekiştirme plağınızı ve sabitleyici telinizi Yeterince uzun süre kullanmazsanız, doktorunuzun e, kullanmanız gerektiği süreye, e, söylediği süreye uymazsanız tabii ki dişlerinizde bir takım geri dönüşler, bozulmalar olacaktır. Buna ortodontide relaps, nüks denir e, ve buna dikkat etmeniz gerekir. Yani doktorunuzun size önerdiği şekilde retansiyon plaklarınızı kullanmanız lazım ve sabitleyici telinize de, dikkat etmeniz lazım. Kırılmaması, kopmaması için. Bazen fark etmeyebilirsiniz. Retainer teliniz kopmuştur ve o bölgede bir bozulma olur. Ta ki bozulmayı siz fark ettiğinizde doktora e, gidersiniz ve zaten e, bu aşamada geç kalınmış olur. E, yapacak bir şey yok. E, o yüzden telleriniz, bu sabitleyici telleriniz, dişlerinizin arkasında duran retainer telleriniz ağzınızda iken onu kullandığınız süre boyunca zaman zaman kontrol etmeli ya da doktorunuza kontrole gitmelisiniz. Bir kırılma vesaire olması durumunda hemen tamiri yapılmalıdır ki dişlerinizde bir bozulmaya yol açmasın. Bir de önemli bir husus daha var. 20 yaş dişleri. Bununla ilgili tabii çok soru geliyor. 20 yaş dişlerinizi çektirmediğiniz takdirde Yine 20 yaş dişleri, düzelen dişlerinizin bozulmasına yol açabilir. Böyle bir risk vardır. 20 yaş dişinizi çektirmediğiniz zaman bozulma riskini Almış olursunuz. Bu sorumluluk size aittir. Doktorunuz mutlaka size 20 yaş dişlerinizi tedavinizin başında, ortasında ya da sonunda çektirmeniz gerektiğini söyler. Ama bazı hastalarımız çekinir. Bazı hastalarımız bu çekimden, gömülü dişin çekiminden korkabilir ya da önemsemeyebilir ya da önemini yeterince idrak edemeyebilir. Böyle durumlarda rehavete kapıldığınızda ve 20 yaş dişlerinizi çektirmediğinizde bozulma bazen kaçınılmazdır. Bu nedenle hekiminizin önerilerine uymanızı tavsiye ederim. Düzelen dişlerin bozulup bozulmayacağı ile ilgili bazı bilgiler aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve dişlerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.